Merhaba arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün size Philodendron ailesinden olan Birkin bitkisini anlatacağım. Aynı zamanda yavruları var. Onları ayıracağım. Gördüğünüz gibi. Ben bu bitkiyi Sera'dan aldım. Biraz bakımı ihmal edilmiş. Alıp evde ayırıp bitki bakımına başlamak isteyenler için kolay bitki olarak, bakımı kolay bitkiler olarak satışa çıkaracağım. Bayağı da yavrusu var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Genel olarak bakımı neler ister onları anlatacağım. Zor bir bitki değil ama tabii yeni başlayanlar için zorlukları ne kadar kolay olsa da oluyor. Çünkü ilk defa aldığınız bir bitki, şartları neler ister, bakımı nasıl, bunları ilk başta bilmediğimiz için biraz zorlanabiliyoruz. Ben de zorlandım. Ama zamanla onlar bize alıştıkça, biz onlara alıştıkça çözüyoruz. Evet, şimdi ayırma işlemine geçebiliriz. Şurada büyük bir gövde var. Ona bir bakacağım önce. Eğer ayırabilirsem onu ayırıp köklerinden dikeceğim. Güzel de büyümüş. Renkleri de çok güzel. Aynı zamanda buradan yanlardan da evet var. Yandan da sürdüm vermiş ekstra. Bayağı yaprağın güzelliğine bakar mısınız? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Yaprağın güzelliğine bakar mısınız? Tabii çoğu bitki maalesef haşat olmuş. Bakımı iyi olmadığı için. Maalesef seralardaki çoğu bitki kötüleşmeye başladığında umursamıyorlar. Evet, şurada da var. Ama sanırım onun kökleri iyi değil. Şuraya bakayım. Buradaki yavruları görüyor musunuz? Bir sürü bir yavrusu var. Bunlar da ilerleyen zamanlarda kökleri çıktığında, hava kökleri saksılanıp satışa gidecek. Şurada bir tane var. Göremiyorsunuz. Evet. Şurada var. Onlara bir, evet, burada güzel bir tane var. Nasıl bağlamışlarsa ben de çözmek istemiyorum. Devrilmesin diye. Bu arada bu bitkiyi dua çiçeği diye YouTube'da bazı arkadaşlar dua çiçeği olarak tanıtıyorlar. Ama dua çiçeği değildir. Bilginiz olsun. Philodendron ailesine aittir. İki bitkinin karışımı olarak. Yani dua çiçeği değil, sakın almayın. Bilginiz olsun. Bu buradan buraya kadar bayağı bir şeyi varmış. Evet. Ben şunu bir çözeyim. Arkadaşlar. Şuradan çözelim. Çözmeyecektim ama mecbur çözmek zorundayız. Evet. Evet, yıkıldı. Şaşırmadım. Bakalım neler varmış. Evet, bu buraya sarmış.
Sen gel bakalım. Evet. Aslında yukarıdaki kökler çok güzel. Ama ben şuradaki bebekler istediğim için o da buradan oraya gitmiş. Evet. Yani bitki bayağı bir, zaten bu buradan ayrılmış, bu buradan alınmış. Ama nasıl? Üstteki yosunlara tutunmuş. Evet, ayırdım. Zaten amaç kökten ayrılmış. Evet, ortalığı da batırmayalım. Evet, kök bile yapmış. Görüyorsunuz. Çok güzel ama bakımsız kaldığı için maalesef bu şekilde hırpalanmış. İnşallah bitkiyi toparlayacağız. Renkleri çok güzel. Başka bakalım. Şurada da bir tane var. Ama o sanırım köklü değil gibi. Evet, köklü değil. Evet. Bir tek o köklü var şu anlık. Evet, bunu toplayalım. Diğer bitkimizi toprağına buluşturalım. Bunları da bağlayalım tekrardan. Sonra buna güzel bir saksı değişimi yaparız. Evet, şimdi bitkimizi dikiyoruz. Dikim aşamasına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bakım hakkında söylemek gerekirse nemi çok seviyor. Bütün tropik bitkiler gibi. Doğrudan direkt güneş yapraklarına zarar veriyor. Doğrudan güneş istemiyor bitki. Toprağını kurudukça sulamanızı öneririm. Çünkü toprakları, kökleri çok çabuk çürüyebiliyor eğer ki geçirgenliği iyi bir toprak değilse. Yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da parmağınızda kontrol edip sulama vaktine geldiğini anlayabiliyorsanız o şekilde de sulama yapabilirsiniz. Bol aydınlık bir yer ister. Yapraklarındaki beyazlılık, yeni çıkan yapraklarda da olması için. Yani çok aydınlık bir yere koymazsanız yaprakları yeşil yeşil gelir. Benim ilk baktığım bitki de o şekil bir sıkıntı yaşamıştım. İlk baktığım bitkilerden de.
aydınlık olmayan, biraz karanlık bir yere koymuştum. Varigasyon kısımları yanmasın diye. Çünkü çok çabuk güneşten etkilenebiliyor. Sıcaklık 15 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Yoksa bitki yine kendini öldürebiliyor. Çünkü doğal yaşam alanlarında kış uykusu falan olmadı, kış uykusuna yatmadıkları için. Tabii Türkiye'de de biz kendi ortamını sağlamaya çalıştığımız için, yani taklit etmeye çalıştığımız için maalesef ki kış uykusunu burada uyuyorlar. Yani kış uykusuna giriyorlar. Bitkimiz böyle. Bu şekilde. Ben bir sopa koyacağım dik durması için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.